Yuhanna 1. Bölüm. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O Tanrı ile birlikteydi. Her şey O'nun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi. Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi ışık değildi ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O dünyadaydı, dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine, Tanrı'dan doğdular. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, Babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğulun yüceliğini gördük. Yahya ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi. Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı diye sözünü ettiğim kişi budur. Because he existed before I was born. Nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Yahudi yetkililer Yahya'ya "Sen kimsin?" diye sormak üzere Yeruşalim'den kahinlerle levlileri gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu. Açıkça konuştu, inkar etmedi. "Ben Mesih değilim." diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine "Öyleyse sen kimsin? İlyas mısın?" diye sordular. O da "Değilim." dedi. "Sen beklediğimiz peygamber misin?" sorusuna "Hayır." yanıtını verdi. Bu kez "Kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere bir yanıt verelim." dediler. "Kendin için ne diyorsun?" Yahya "Peygamber Yeşaya'nın dediği gibi Rabbin yolunu düzleyin diye çölde haykıranın sesiyim ben." dedi. Yahya'ya gönderilen bazı ferisiler ona "Sen Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen niye vaftiz ediyorsun?" diye sordular. Yahya onlara şöyle yanıt verdi. "Ben suyla vaftiz ediyorum. Ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. Benden sonra gelen odur.
Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim. Bütün bunlar Şeria Irmağı'nın ötesinde bulunan Beytanya'da Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Kendisi için benden sonra biri geliyor. O benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı dediğim kişi işte budur. Ben onu tanımıyordum. Ama İsrail'in onu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim. Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü. Ruhun güvercin gibi gökten indiğini, onun üzerinde durduğunu gördüm. Ben onu tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, ruhun kimin üzerine inip durduğunu görürsen, kutsal ruhla vaftiz eden odur dedi. Baptizes with the Holy Spirit. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim. Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikteydi. Oradan geçen İsa'ya bakarak, İşte Tanrı kuzusu, dedi. Onun söylediklerini duyan iki öğrenci İsa'nın ardından gitti. İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce, ne arıyorsunuz? Diye sordu. Onlar da, Rabbi, nerede oturuyorsun? Dediler. Rabbi, öğretmenim anlamına gelir. İsa, gelin görün. Dedi. Gidip onun nerede oturduğunu gördüler ve o gün onunla kaldılar. Saat 4 sularıydı. Yahya'yı işitip İsa'nın ardından giden iki kişiden biri, Simon Petrus'un kardeşi Andreas'tı. Andreas önce kendi kardeşi Simon'u bularak ona, "Biz Mesih'i bulduk." dedi. Mesih, meshedilmiş anlamına gelir. Andreas kardeşini İsa'ya götürdü. İsa ona baktı. Sen Yuhanna'nın oğlu Simon'sun. Kefas diye çağrılacaksın. Dedi. Kefas, kaya anlamına gelir. Ertesi gün İsa Celile'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ona, "Ardımdan gel." dedi. Filipus da Andreas ile Petrus'un kenti olan Bethsaida'dandı.
Filipus Nathanael'i bularak ona, Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk, dedi. Nathanael Filipus'a, Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi? Diye sordu. Filipus, gel de gör, dedi. İsa Nathanael'in kendisine doğru geldiğini görünce onun için, İşte içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli, dedi. Nathanael, beni nereden tanıyorsun? Diye sordu. İsa, Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm, yanıtını verdi. Nathanael, Rabbi, sen Tanrı'nın oğlusun, sen İsrail'in kralısın, dedi. İsa ona dedi ki, seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin. Sonra da, size doğrusunu söyleyeyim, göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz, dedi. Üçüncü gün Celile'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa ile öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. Şarap tükenince annesi İsa'ya, "Şarapları kalmadı," dedi. İsa, "Anne, benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi," dedi. Annesi hizmet edenlere, "Size ne derse onu yapın," dedi. Yahudilerin geleneksel temizliği için oraya konmuş, her biri 80 ile 120 litre alan 6 taş küp vardı. İsa hizmet edenlere, "Küpleri suyla doldurun," dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. Sonra hizmet edenlere, "Şimdi biraz alıp şölen başkanına götürün," dedi. Onlar da götürdüler. Şölen başkanı şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu. Oysa suyu küpten alan hizmetkarlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp, "Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar," dedi. "Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın." Thank you.
İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Galile'nin Kana köyünde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de ona iman ettiler. Bundan sonra İsa, annesi, kardeşleri ve öğrencileri Kefernahum'a gidip orada birkaç gün kaldılar. Yahudilerin Fısıh bayramı yakındı. İsa da Yeruşalim'e gitti. Tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanları orada oturmuş para bozanları gördü. İpten bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu, para bozanların paralarını döküp masalarını devirdi. Güvercin satanlara, bunları buradan kaldırın. Babamın evini pazar yerine çevirmeyin, dedi. Öğrencileri, evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek, diye yazılmış olan sözü hatırladılar. Yahudi yetkililer İsa'ya, bunları yaptığına göre bize nasıl bir belirti göstereceksin? Diye sordular. İsa şu yanıtı verdi. Bu tapınağı yıkın, 3 günde onu yeniden kuracağım. Yahudi yetkililer, bu tapınak 46 yılda yapıldı. Sen onu 3 günde mi kuracaksın? Dediler. Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar, kutsal yazıya ve İsa'nın söylediği bu söze iman ettiler. Fısıh bayramında İsa'nın Yeruşalim'de bulunduğu sırada gerçekleştirdiği belirtileri gören birçokları onun adına iman ettiler. Ama İsa, bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu. İnsan hakkında kimsenin ona bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu.